Bu görmüş olduğunuz dünyanın en güçlü RC arabası ve biz bugün sınırları zorlayıp onu çeşitli testlere tabi tutacağız. Selamünaleyküm değerli Yaspe takipçileri. Bugün dünyanın en güçlü ve en hızlı elektrikli RC model arabasını satın aldım. Gerçekten çok pahalı. Fiyatı yaklaşık 35 bin TL. Yani bize 35 bin TL bataryalarıyla falan beraber geldi. Normalde fiyatı 30 bin TL. Ama tabii batarya olmadan da çalışmıyor. Bataryasını da aldığımız zaman tam 35 bin TL'ye geldi. Bir adet kumandası çıkıyor içinden. Bir de kendi lastikleriyle beraber gövdesi çıkıyor. Onun dışındaki parçaları kendiniz satın almak zorundasınız. Şimdi bu canavarı birlikte biraz test edeceğiz. Ondan sonra da bunu çeşitli testlere tabi tutacağız. Uğur kardeş biraz yaklaş. Üstteki plastiği çıkardığımız zaman arkadaşlar şu iki lipo bateri, bunların tanesi yaklaşık 2200 TL. 8S lipo bateri diye geçiyor. Bu aracı en iyi performansta kullanabilmeniz için 8S'lik bir lipo bateri lazım. 3S, 4S, 6S'i de destekliyor. Fakat en iyi performans alabilmeniz için 8S'lik bir lipo bateri gerekiyor. Şöyle 1250 kW'lık bir motor bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu gerçekten bir RC model araba için çok güçlü bir motor. Ayrıca motorun aşırı ısınmalarına karşı burada gördüğünüz gibi fanlar var arkadaşlar. Aşırı ısınmalarda fanlar devreye giriyor. Şöyle bir baskı testi gösterip uygulayayım. Gördüğünüz gibi bak esnekliğe bak, görüyor musun? Bununla her türlü arazi şartlarında aracı zorlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tasarım. Devasa 1/5 ölçeğinde. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle diklettiğin zaman benim şurama kadar gelir herhalde, Uğur. Değil mi? Zaten RC model arabalarla yani böyle oyuncaklarla falan arası iyi olan arkadaşlar bilir. 1/5 ölçek gerçekten büyük. Şimdi bunu çeşitli testlere tabi tutacağız. Bakalım testlerimizden geçecek mi? Yasper'in testlerinden geçmesi lazım yani. 35 bin lira para verdik buna. Değil mi Uğur kardeş? Öncelikle şuradan kapağını kapatalım birlikte arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu şekil. Bunu böyle takıyorsunuz. Yani yarın öbür gün Kraton 8S alırsanız aklınızda olsun. Buradan da böyle. Tamam. Bu şimdi buradan çıkmaz. Evet. Şimdi şunu sen mi tutarsın, ters mi çevirelim? Bir güç testi yapmak istiyorum. Tutabilir misin? Abi. Hafiften tut. Sakin. Tutabilir dayan, misin? Dayan. Görüyor musun Uğur? Lastikler nasıl şişti, gördün mü? Dev gibi oldu lastikler. Birinci testimiz araba çekme arkadaşlar. Bizim bir tane böyle Opel Corsa'mız var. Şimdi bunu şuraya çeki demiri taktık. Çeki demiri sağlam takmış mıyız? Biraz oynuyor ama Uğur. Şimdi çeki demirini de RC model arabamıza bağlayacağız. Ve bakalım Kraton 8S bu arabayı çekebilecek mi? Buyurun Mert Bey bir el atın da. Şimdi şunu şuradan geçirelim. Şimdi yalnız şöyle bir problem var. Mert'in arabası elektronik vites olduğu için, yani düğmeli vites. O yüzden aracı çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırıp neye alacağız değil mi senin arabayı? Öyle bir problem var. Sen arabayı tutarsın o zaman çok giderse. Ne deme? İn arabadan. İn tabii, niye duracaksın arabada? Giderse tutacaksın elinle. Şöyle hafiften bir ittir bakayım arabayı. Araba gidiyor mu yani, bir test yapmış olalım. Düz mü değil mi? Tamam. Şimdi hafiften bir germe payını alıyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Mert o damat. Emin misin yerinden? Yok, çapraz olmaz. Biraz daha geri git istiyorsan. Tut tut tut. Arabayı tut. Bırak.
Aha, ne oldu lan? Durdur, arabayı durdur, bir şey oldu. Aa, yok olmamış. Sen arabayı mı tuttun? Niye? Biraz daha geri alsana Uğur arabayı. Yavaş yavaş bununla beraber. Çekiyorum. Merto, Uğur hazır mısın? Bismillah. Tut arabayı, tamam. Tutsana arabayı Uğur. Alet var ya, efsane ya. Ben RC bir model arabanın bir arabayı çekebileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Bir de bu elektrikli, yani benzinli falan da değil. Gayet güçlü. Acaba frendeyken çeker mi? Çekmez değil mi? Çekmez. O kadar da. Şimdi bir sonraki testimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arabanın içindeyiz. 3 kişi. Kameraman Uğur, ben, bir de Mert. Mert de direksiyonda. Araba da önde takılı. Karşıda drone uçuyor. Bir yandan drone'u uçuruyorum. Bir yandan da arabayı kontrol ediyorum. Orada da GoPro var. Ulan çok detaylı girdik bu işlere. Bir beğeniyi ve kanala abone olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet, başlıyoruz. Bakalım RC model araba bizi götürecek mi? Kraton bizi götürecek mi? Hadi bismillah. Çektim ayağını. Araba nerede mi? Yokuş yukarı kaldı. Ağırlık var diyeyim. Çimen diye mi? Ben çimen toprakta bu arabayı çekemez şu an. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, lastik gömülüyor. Çimende lastikler gömüldüğü için. Baksana aga şuraya ya. Baksana nasıl gömdü. Görüyor musun? Şuraya bak nasıl gömdü. Yani asfaltta olsa ama üçümüz de çeker ya. Ben bunun yani o güçte olduğuna inanıyorum. Bir sonraki testlerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi bir de bakalım. Damadı çekmeye deneyeceğiz. Bakalım alıp götürecek mi? Oğlum sıkı tut ama, bırakma. Yok tamam, sen çek. Tamam. Oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Arabayı çekiyor da Mert'i nasıl çekemiyor onu anlamadım. Merto bir şey yapma, sakın böyle sürtme. Böyle silkele çıkar onlar, bir şey değil, sıkıntı yok. Mert'i çekip, arabayı çekip Mert'i çekememesi çok şey geldi bana, tuhaf geldi yani şu an. Acaba Mert artı kuvvet uyguladığı için mi arkada? Bir menzil testi falan yapacağız. Arazi büyük fakat gene de bizim biraz daha uzaklara gidebilmemiz lazım. Onun için ne yapmamız gerekiyor hiç bilmiyorum. Anayola çıkarmak istiyorum ama anayoldan da kamyonlar, arabalar falan geçiyor. Bu menzil testini nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Başlıyorum Uğur. Aga, Uğur, bu gider. Bu sana bir şey söyleyeyim mi? Bu 50 metre rahat gider he. Menzili bayağı yüksek, 100 metre de gidebilir yani. Çünkü şöyle hiç şey yok. Hani sinyal kaybı sıfır. Şimdi bak, şimdi şuradan çek, tamam mı? Bir de geliş hızını gör. Lan! Aa, kaza yaptık! Kurtarın! Ne biçim takla attı ya? Şey yaptım, drift yapayım dedim de. Gitti 30.000 TL. Çekebildin mi? Oy! Ölüyorduk lan.
Oy, beni var ya milim geçti biliyor musun? Ölüyordum lan. Mert'in milim geçti, seni biliyordum. Aa, pil çıktı, dur. Bu sefer çıkmaz herhalde. Bak, o kadar şey yaptık, teste tabi tuttuk, araba çektik. Neler yaptık, hala piller ısınmamış. Piller de kaliteli. Ya bir atlama testi bir şey yapalım ya. Biraz daha böyle yüksek bir yer yok mu? Aa, şuradan açayım böyle girip çıksın. Gene takla attı ya. Aa, boşta çalışmıyor. Vay anasını. Lastikler sanki yerinden fırlayacak ya. Aha! Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Allah! Biz buraya nasıl gireceğiz? He, vur. Batıyor. Yılan mı lan çıkmasın. Ay, pil düştü. Lan lan çabuk, pil suya giriyor. Vur! Batıyorum. Vallahi bilerek yapmadım. Geliyorum. Şimdi normalde bu hız aracı arkadaşlar. Fakat biz bunu biraz da off-road performansını görmek istiyoruz. Şimdi biraz da off-road testi yapalım buna. Şöyle bir dağlık yamacımız var. Hafif off-road bu, küçük off-road. Ama deminki sudan geçemediğine göre Uğur, bu herhalde pek off-roadluk değil gibime geliyor. Yani süratiyle geçiyor da. Yo, gayet iyi tırmanıyor. Oha! Oha! Gördün mü? Bunu düzeltebiliyorsun off-road için. Biliyorsun değil mi? Abi. He. Tabii canım, orada coilover gibi bir şey var. Onları açıyorsun, yükseliyor araba. Niye söylemiyorsun o zaman Merto? Bu videomuz da böyleydi. Kraton 8S. Harika ya. Vallahi ya, gerçi pahalı olan her şey harika oldu ama ya gerçekten ne bileyim çok zevkli. Yani hem elektrikli olup hem de bu kadar hani güçlü olması gerçekten çok ilginç. Çok yani hoşumuza da gitti bizim. Öyle daha ne denir ki hiç bilmiyorum. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Konuyla ilgili yorumlarınızı da yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.